maske, bunlar da kurallar olmaz tabii veriyoruz ama kemer taktığınız için tekrar teşekkür ederim. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun paylaşımını yapmış olduğu 30 Mart'ta kırmızı çizgimiz uygulaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Erdemli'de de yapılıyor. Erdemli Kaymakamı Avni Kulağa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Başol ve Jandarma Üsteğmen Mustafa Akgül'ün de katılımıyla birlikte Erdemli'nin Hacı Ömer Serin İlk Öğretim Karşısında bulunan Türbe Caddesi'nde kırmızı çizgi uygulaması yapılıyor. Sürücülerin yayalara öncelik tanımasında farkındalık oluşturmak için yapılan uygulama tüm Türkiye'de olduğu gibi Erdemli'de de yapılıyor ve sürücülerin daha dikkatli olması, sürücülerin yaşlılara, öğrencilere bu kırmızı çizginin bulunmuş olduğu bölgelerde yayalara geçiş üstünlüğü vermesi için bu uygulama yapılıyor ve sürücüler durduruluyor, broşürler dağıtılıyor, şapka veriliyor, düdük veriliyor ve sürücülere kurallara uyduğu için teşekkür ediliyor. Genelinde bugün saat 12-15 saatleri arasında yayalar kırmızı çizgimizdir konulu çalışma yapıldı. Tüm sürücülerin yayalara saygı göstermesi, yol geçişlerinde öncelik vermesi amacıyla bir farkındalık çalışması. Sürücülerimizi kurallara uymaya davet ediyoruz. Yaya geçitlerinde özellikle yayalara yol vermelerini, yavaş ve dikkatli gitmelerini öneriyoruz. Teşekkür ederiz. Sizin daha rahat, daha güvenli geçmeniz için değil mi? Hadi abi. Tamam. Tamam, birer tane de kırmızı gül. Yok, gerek yok. Tamam. Pastak ona da, buyurun. Şefim bir... karşıya gelsin. Melih. Bir açalım. Böyle bir kırmızı çizgi görürsek ne yapalım? Durup mutlaka yol veriyoruz değil mi? Biz kurallara uymayız ve kazasız belasız günler geçirmeniz dileğiyle size bunlar içinde kırmızı bildiğimiz de var. Teşekkür ederiz, hayırlı işler dileriz. Sağ olun. Güle güle. Buyurun. Güvenli bir şekilde geçebilirsiniz. Merhaba, öncelikle hayırlı günler diliyorum. Bugün yayalar kırmızı çizgimizde uygulamamız var. Bu ve bunun gibi bugünden sonra da yayalar önceliklidir ve yayalar geçişliliği vardır. Yaya gördüğünüzde yayalara saygılı bir şekilde yol verirseniz seviniriz. Hayırlı günler diliyorum.